Burada spor müsabakalarının yapıldığı yerler var. Hipodrom, hipodrom deyince bizde de başlangıç aslında at koşularıyla başlar. O da bir savaş oyunudur. İstanbul'daki hipodroma kadar gelen bir tarihi var. Ama şurada baktığımızda Zeus altarı var mesela. Hı hı. Zeus tapınağı var, Hera tapınağı var. Şimdi şu bütün alanlar... Şimdi burası Olimpia mı? Olimpia. Olimpiyada ilk olimpiyatların yapıldığı alanın yer, krokisi evet. Bu. Ha. Alanın krokisinde önemli olan Rhea tapınağı var. Bütün bu tapınak ve altarların oyunların merkezinde olması. Yani sporcu geliyor ki orada dünyanın yedi harikasından biri Zeus heykeli var. Sporcu geliyor önce Zeus'u onurlandırıyor. Önce bütün Zeus ataerkil toplumda panhellenik birliğin simgesi artık. Ona onurlandırıyor, ona ritüel yapıyor. Eşi Hera'ya onurlandırıyor. Yani ritüel yapıyor derken daha böyle açık konuşacak olursak o zamanki inançları doğrultusunda Pagan. Zeus'a geliyorlar, bağlılıklarını bildiriyorlar, tapınıyorlar evet. Neyse. Ama dünyanın yedi arkasından biri o Zeus'ta yani altın, gümüş. Ne oluyor? Aslında Tanrı'nın huzurunda, Zeus'un huzurunda, Olimpos'un başındaki Tanrı'nın huzurunda güçlerini yarıştırıyorlar. Güçlerini yarıştırıyorlar. Elen birliğini de kutsuyorlar bir bakıma. Yani bu çok önemli burası. Bir, eğer soyu sopu Yunan değilse kesinlikle katılamıyor. Kadınlar hiç katılamıyor. Peki Batı medeniyetinin aslında kendini dayandırmış olmasını da bugün yine yürütülen evet. siyasette de evet. Geçerli yani bir unsur olarak görebiliriz. Burada tamamen gözüküyor aslında bütün sporla şeyin. Aha. Dinin iç içe olduğu. Bu yine... Biz mesela böyle bir krokinin varlığından nasıl haberdar oluyoruz? Bu böyle biraz arkeolojik. Arkeolojik. Bu arkeolojik ama başlangıcı mitolojik. Şimdi, ama onlar şimdi mitolojiyi kendi inançları doğrultusunda hani inandıkları tabii. ve hayatın akışını yorumladıkları şey. Ah işte bu da Zeus. Ha. Gerçi şimdi zaten... bundan daha görkemli olduğu anlatılıyor. Fidyas'ın falan yaptı. Evet. Ünlü şey altın gümüşlerle süslendi. Bu sanki mermermiş gibi gözüküyor ama aslında bahsi geçen dünyanın yedi harikasından biri olan bu Zeus heykelinin altından yapıldığı ifade evet. ediliyor. Buna iyi bakalım. Ve fil dişi. Çünkü bir hafta önce falan yaklaşık Aydın'da böyle bir baş çıktı. Arkeolojik buluş bayağı ciddi bir şey oldu. Türkiye'de kazılar çok güzel devam ediyor, Göbektepe dahil. Hı hı. Bu tür şeyler her zaman çıkıyor. Şimdi burada bir şey var tabii. Pagan inancında heykelin içine enkarne olduğuna inanılır Tanrı'nın. Yani tapınağa gidildiğinde Tanrı gelir, heykele girer ve geleni dinler. Burada da Zeus enkarne olduğu için bu heykele şeyler geldiğinde, olimpiyat sporcuları onlarla birebir ilişki kurduğuna inanılıyor. Hı hı. Böyle bir şey işte onların o zamanki inancı, pagan inancı. Onları da anlatmaya çalıştık. Şimdi burada tabii zaman içinde ritüel karakterini kaybetse de çok güzel oyunlara dönüşüyor. Herkesin merak ettiği, demin şeyler geçti, vazo resimleri. Evet. Orada üstünde çoğunun sporcunun adı var. Sporcu o kadar meşhur tutuluyor ki artık. Hı hı. Bütün Yunan devletleri işte şu kazansın, bu kazansın hepsi yapılıyor. Bir de onun adına işte vazoların üstüne falan ismi yazılıyor. Hangi şeyse işte burada ne yazıyor? Yani tabii şimdi vazo dediğimiz bunu bazen hediyelik eşya satan tabii. Dükkanlarda da görebilirler. Zamanında arkeolojide işte kazılarda tabii, bulunmuş olan şimdi ben böyle diye o kıymetli objelerin üzerinde var olanın birebir kopyasını yapıp bugünümüzde evet. tabii ki satıyorlar ama işte senin dediğin gibi ölümsüzleştirmek istiyorlar o dönem sporcuyu. Zaten orijinalini satsalar alanda satan da ertesi gün bu vaziyette. TC polis ve o şekilde duracaklar. Peki ateş var mesela, mı o zaman? Yani şimdi bizim bildiğimiz meşale taşıma gibi bir durum var mı? Var var. İlk olimpiyat ateşi yakılıyor. Ateş zaten birçok anlama geliyor. Şimdi ateşin aslında tabii açıklamaları ilginç. Eskiyi canlandırıyorlar. Tabii olimpiyat bir, ateşin ilk bulunuşu mitolojik. Aslında Zeus, Prometheus tanrılardan çalıyor ateşe ve insanlara hediye ediyor. Zeus'a geliyor en sonunda tekrar. Yani o Prometheus'un ilk ateşini sembolize ediyor olabilir. Ama eskiden şöyle düşünmek lazım ki bizim
Türk kültürümüzde de var değil mi? Artık ocağı söndü, ocağımı söndürdün. Hı hı. Ocağı artık tütmüyor. Ateş almaya mı geldin? Hı hı. Şimdi ocak kültü çok önemli eski toplumlarda. Çünkü ateşi yakmak kolay olmadığı için ateşi saklıyorlar. Hatta bir tanrıça Hestia, Vesta Yunancası. Hani kutsal ateş korunuyor. Yani ateşin bir kültü var. Prometheus onunla alakalı. Onun için ateş çok önemli. Hı hı. O yüzden bütün bunlar ateşe dayanan bir kültü de gösteriyor. Bu Atina Olimpiyatlarında az önce de zannediyorum onun görüntüsünü verdik. Böyle güneş... Tabii mercekte eski evet, şey. Mercekte, o şekilde yaktılar tabii. Falan böyle bir değişik. O zaten Yunan kültüründe var. Meşhur şey vardır ya bilirsin. Archimedes, Archimed. Kanunuyla tanıdığımız. Evet işte. Sirakuza'da ayna koyup işte düşman donanmasına odaklatıp yakıyor falan diye şeyleri vardır, anlatılır. İşte bu ateş önemli çünkü neden? İşte o tabii taşınmıyor çünkü gene olimpiyada. Ama olimpiyatlar bir daha başladığında aynı yerde ateş yakılıyor. Bak, ve bak mercekle yakıyorlar. Evet, kutsal ateşin taşınması şeklinde. Olimpiyat neredeyse oraya taşıyorlar ateşe. Hı hı. Ama mitolojik Prometheus, Vesta. Peki ta o zamandan kalma mı bu böyle işte zeytin dalı? Ya o zamandan kalma tabii zeytin dalı şimdi taç onurlandıran bir şey. Hı hı. En eski dönemlerden biri var. O da mitolojik bir şey. İki tane çok önemli taç var. Biri Defne'dir. İşte Apollon Defne ilişkisinden dolayı artık mitolojik evkiyi bakar izleyiciler. İkincisi de zeytin dalı. Zeytin dalı Yunan tarihinin en ünlü, en büyük şeyi. O zamanki en önemli devleti Atina'dan gelir. Atina'nın kuruluşunda Atina'yı hangi tanrıya ya da tanrıçaya şey yapalım derler. Adayalım. Poseidon'la Athena şey olur. Talip olur. Poseidon bir at verir ama atı kimse evcilleştiremez. Orada bağırır, çağırır, herkese atar falan. Ama Athena bir zeytin dalı verir. Ve zeytin tabii ekonominin baş şeyi olur. Hem yağından hem kendisinden. Athena'ya atarlar. Hani zeytin dalı her zaman tanrısal bir anlam taşır. Hem de daha pagan çağlarının kutsallığından, zeytinin kutsallığından. Peki bir barış yapıldığında, bir uzlaşı söz konusu olduğunda zeytin i̇şte dalı uzatmak zaten. Dediğimiz bugün oradan dilimize geliyor. De yerleşmiş olan barışın simgesi olur. Çünkü oradan. Bunların arasında evet gözüküyor. Bir üçüncü dal da akasyadır. O da ezoterik anlamı olan bir şey artık. Bambaşka bir şey.